Bir önceki videoda A ülkesindeki herkes B ülkesine yatırım yapmaya heves etmişti. Bunun için de paralarını B ülkesinin para birimine çevirmek istemişlerdi. Kendi haline bırakıldığında bu talep B parasının daha pahalı hale gelmesine yol açacaktı. Ama B ülkesinin Merkez Bankası bunun olmasına izin vermiş ve "Yo yo yo" demişti. Ben kurun mümkün mertebe istikrarlı olmasını istiyorum. Bunun için de B parası basıp bu parayla A parası satın alacağım. Videonun sonunda B ülkesinin merkez bankasının elinde bir döviz rezervi oluşmuştu. Bilançosunda A ülkesinin parasından biriktirmişti. Bu videoda ise tam tersi bir senaryoyu ele alacağım. Talep diğer yönde olursa ne olur? Merkez bankası elindeki döviz rezervini kullanarak para biriminin devalüe olmasına nasıl engeller? Ondan bahsetmek istiyorum. O halde bu güzel teorik hikayemizin bir sonraki aşamasına geçelim. Buradaki tüm yatırımlar B ülkesine yapılmıştı. Herkes çok hevesliydi. Muhtemelen bir tür balon oluşuyordu. Sonra birden A ülkesindeki yatırımcılar ürktü diyelim. Çünkü bir balon oluştuğuna dair haberler almaya başladılar. Ekonomistler, spekülatörler, medya yayın organları, yatırım danışmanlık kurumları hepsi birazdan B ülkesine yatırım yapmanın artık iyi bir fikir olmadığını söylüyordu. Yatırımcılar B ülkesindeki koşulların ilk başta sandıkları kadar iyi olmadığını fark ettiler. Haberlerden dolayı bu sefer panik halinde yatırımlarını geri çekmek istiyorlar. Yani bu durumun ekonomik açılımı B ülkesinde neleri var neleri yok satmak, karşılığında B parası almak, sonra da o parayı kendi para birimlerine çevirmek ve başladıkları noktaya geri dönmek arzusundalar. Artık işler geçen videoda gördüğümüzün tam tersi. Herkes elindeki B parasını satmaya çalışıyor. B ülkesine yatırım yaptıkları için bu ülkede satın aldıkları gayrimenkulleri satıp karşılığında B parası almak, sonra da bu paraları tekrar A parasına çevirmek istiyorlar. B ile hiçbir bağım kalmasın, varlıklarımı kendi ülkemde, kendi para birimimde tutayım diyorlar. İşler tersine döndü ama bir sorun var. Herkes B ülkesinden kaçmak istiyor fakat ellerindeki B parasına karşılık olarak yeterli A parası arzu yok. Artık kimse A parası verip karşılığında B parası almak niyetinde değil. Herkesin dili yanmış durumda. Piyasada rüzgarlar tamamen ters yönde esiyor. Şimdi döviz piyasalarının serbestçe dalgalanmasına izin verilirse ne olur? Bu durumda tüm talep A parasına yönelik ve tüm arz B parasından olduğu için B parası başına daha az A parası düşer. B başına daha az A. Veya A başına daha çok B düşer. Kafanız karışmasın. Aynı şeyin tersten söylenişi bu. A başına daha çok B. Genel olarak A parası B'nin karşılığında artık daha pahalı. Veya B parası A'nın karşısında daha ucuz. Şimdi kendinizi Merkez Bankası'nın yerine koyun. Derseniz ki, yok ben bunu da istemiyorum. Ki yatırımların geri çekilmesi süreci, bu panik hali genellikle bu ilk süreçten çok daha çabuk ve dramatik şekilde gerçekleşir. Dersiniz ki eyvahlar olsun eğer bu gerçekleşirse ithal mallar o kadar pahalanır ki vatandaşlar ithal ettiğimiz gıda ve temel ihtiyaç maddelerine bile para yetiremez. Müdahale etmek isterseniz. Daha önce belli bir döviz rezervi biriktirmiştiniz. İyi ki de biriktirmişsiniz. Şimdi bu rezervi kullanarak ülkenin para birimini dengelemeyi deneyebilirsiniz. Bu noktada derin bir nefes alıp tamam dersiniz. Bir miktar ah parası rezervim var açık piyasaya gireceğim ve A parası rezervlerimi satacağım. Böylece arz ve talebi denkleştirmeye çalışacağım. Eğer bu rezervleri satmayı başarırsanız para biriminiz devalüe olmayacak veya çok fazla devalüe olmayacak diyelim. Yalnız bu sistemin ufak bir sorunu var. Rezervleriniz sınırlı. Sonsuz bir rezerve sahip değilsiniz. Döviz rezervinizde ne kadar A parası rezerviniz varsa müdahale gücünüz de onunla sınırlı. Bu rezerv sınırlı. Önceki videoda Merkez Bankası'nın rezerv oluşturmak için kendi biriminden para bastığını görmüştük. Merkez Bankası bunu istediği kadar yapabilir. Kendi parasını isterse gece gündüz bassın sorun yok. Çünkü kendi biriminden olduğu müddetçe istediği kadar para basma hakkı var. Ama şimdi kendi parasının devalüye olmasını engellemek için başka bir ülkenin parasından oluşan rezervlerini kullanıyor ve bir başka ülkenin parasını basması da mümkün değil yapabileceği tek şey elindeki döviz rezervinin bu durumla mücadele için yeterli olmasını ummak. Merkez Bankası şu noktada bunu muhtemelen kısa dönemli bir dengesizlik olarak algılıyor ama yine de korkuyor. Ya rezervdeki dövizin tamamı suyun çekerse. Eğer bu korkuyla Merkez Bankası bütün döviz rezervlerini piyasaya salarsa, eğer panik hala devam ediyorsa Tekrar serbest piyasa kanunları geçerli olur ve parası da mecburen devalüe olur. İşte merkez bankaları kendi para birimlerini diğer ülkelerin para birimlerine karşı nispeten dengede tutmak için zaman zaman bu yolu izlerler. İlerleyen videolarda bu senaryonun hayat bulduğu gerçek örneklere göz atacağız. Döviz rezervleri tükendiğinde neler oluyor? Kötü niyetli spekülatörler bu bilgiyi kullanarak nasıl kolayca para kazanıyor? Ekonomik dengeler nasıl bir anda bozulmaya başlıyor? Bunlara bakacağız.